Herkese merhabalar. LGS ilk tekrar programımız son hızıyla devam ediyor. Hep birlikte LGS yarışına başladık Tonguç'um. Ne zaman başladık Tonguç'um? Haziran'da başladım hocam. Haziran'da başladık. Eylül'de başladık. Bazı arkadaşlar daha erken başladı. Tebrik ediyoruz onları. Bazı arkadaşlar da 7. sınıftan itibaren çalışıyorlardı. Şimdi ilk tekrarımızı yapıyoruz. Bu tekrar çok çok önemli. Sonrasında da son tekrarımızı yapacağız Mayıs'ta. Ve ardından da LGS'de hayallerimizdeki okula gireceğiz. Senin hayal nedir Tonguç'um? İstanbul Erkek Lisesi hocam. Çok güzel. İstanbul Erkek mükemmel bir okul. İnşallah sen de diğer hedefi olan arkadaşlar da hayallerine ulaşırlar diyoruz. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Sözcükte anlam konusu, cümlede anlam konusu LGS'de her sene soruluyor. Bakın 2021'de de soruldu. 2020'de de 2019'da da cümlede anlam sorusu mutlaka iki tane soru geliyor. Zaten LGS çıkmış sorulara baktığınızda bunları çok net göreceksiniz. LGS'de en önemli konulardan bir tanesi. Zaten bu videoyu izlediğimizde de net bir şekilde ilk tekrarımızı yaptığımız gibi netimizi de artırmış olacağız. Şimdi ne var tekrarımızda? Önce büyük resmi göreceğiz. Sonra konu özetleri yapacağız. Sonrasında da yeni nesil sorular çözeceğiz. Zor mu hocam? Yo zor değil. Türkçedeki sorular o kadar zor çıkmıyor. Bir iki tane zor geliyor ama matematik gibi çoğunluğu zor değil. Türkçede daha çok böyle yüksek netler yapmayı rahatlıkla hedefleyebiliriz. Zaten biz de birazdan videomuzun sonrasında ilk tekrar setimizden, LGS setimizden ödevler vereceğiz. Yani burada işte ilk tekrar LGS kitabımızdan, ana denemelerinden ve yeni nesil Türkçe matematikten ödevler vereceğiz. Programı doğrulansın değil mi Tonguç? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Burada şu çok önemli. Buradaki denemelerden de yavaş yavaş çözmeye başlamalısınız arkadaşlar. Neden? Çünkü sınav bir deneme. Yani gerçek bir deneme olacak. Dolayısıyla gerçek denemeye gireceğimiz için şimdiden deneme çözmeye alışmamız lazım. Ama hocam tüm konular bitmedi. Bak aynı anda söyledi, görüyor musun? Evet ama hocam tüm konular bitmedi diyeceksiniz biliyorum ama bu zaten sadece birinci dönem konularını içeriyor. Dolayısıyla kendiniz çok iyi görebileceğiniz bir deneme. Burada yanlışınız çıktığı zaman da ilk tekrar LGS kitabımızdan da ilk dönemin konularını tekrar edeceğiz. Tamam, şimdi bal yaptık güzel bir şekilde. Hadi o zaman arkamıza yaslanalım ve videomuza başlayalım Tonguç'um. Evet Tonguç, Türkçe yolculuğumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Fiilimsi, cümlenin öğelerini, yazım kurallarını, noktalama işaretlerini bitirdik. Artık Türkçenin en fazla soru gelen ama en kolay kısmı yani. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, söz sanatına bakacağız. Bunlar öyle çok... Öyle değil mi hocam? 15 soru geliyor bunların. Evet, 15 soru geliyor, hatta 16 soru geliyor ama çok kolay, lokum gibi konular. Niye diyeceksin? Çünkü bunlar esasında bizim bol soru çözümümüzü halledebileceğimiz şeyler. Bilgi yok. Şimdi sözcük anlama baktığımızda mutlaka bir ya da iki soru net bir şekilde geliyor. Ve en çok çıkan kısmı tabii ki çok anlamlı kısmı. Buraya 5 rakamını yerleştirmek istiyorum. Yani %100 buradan soru geliyor Tonguç'um. Gerçek mecaz terim, eş, zıt, sesteş, somut, soyut, yansıma, kelime, bunlar birazcık zayıfladı. Bunları belki sorunun içerisine yedirebiliyorlar ama bunların hepsine 2 rakamını ya da 3 rakamını verebiliriz. Niye biliyor musun? Çünkü artık Milli Bakanlığı beceri temelli sorular soruyor ve acaba bunu okuduğunu anlayabiliyor mu? Acaba buradaki farklı anlamı yakalayabiliyor mu? Ona bakıyor. Deyim atasözlerini çok seviyoruz. O yüzden buraya da mutlaka 5 rakamını yazıyoruz. Bazen geliyor bazen gelmiyor ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Deyim ve atasözünü bilmediğin zaman sen cümle anlamındaki soruyu da kaçırabilirsin. Ya da parça anlamındaki soruyu da kaçırabilirsin. O yüzden deyim ve atasözlerini çok çok iyi bileceğiz. Şimdi hadi gel sözcükte anlam konusunu halledelim. Tamam hocam. Evet, sözcükte anlama geldik. Gerçekten lokum gibi bir konu. Niye biliyor musun? Zorlanıyorum hocam. Bazı kelimeleri anlayamıyorum. Hiç çalışmasan da yapabilirsin. Sadece yapman gereken soru çözmek. Yani burada acaba gerçek neydi? Mecaz neydi? Bunları zaten biliyorsun. Gerçek aklımıza gelen ilk anlam, işte sesteş falan. Bunları zaten Milli Eğitim Bakanlığı üstte bilgi olarak veriyor. Bizim için önemli olan bol bol soru çözmek ve bu konuyu halletmek. Şimdi çok anlamlı dediğimiz şey şu Tonguç'um. Atmak sözcüğü mesela diyelim ki birden fazla anlama sahip. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak. Taşı deriye attı. Göndermek. Babasına bir mesaj attı. Yani peki hocam ben burada göndermek olduğunu, burada bir cismi bir yöne doğru fırlatmak olduğunu, burada geri bırakmak... Nasıl anlayacağım hocam hepsini? Çok basit. Yerine koyma yöntemi diyoruz. Bak şimdi. Bir cismi bir yöne doğru fırlattı diyebiliyorsan, taşı deriye doğru fırlattı diyebiliyorsan bu oluyor. Veyahut da babasına bir mesaj gönderdi diyebiliyorsan bu oluyor. Yani bu kelimeyi alıp buraya koyacaksın. Lego gibi. Bunu çıkar tak, bunu çıkar tok koy. Bu kadar basit. Diğer türlü soruyu yapamazsın. Veyahut da mesela toplantıyı bir hafta sonrasına ertelediler. Nabzı çok hızlı. Vuruyordu, çarpıyordu. Yapılmış, bak suçu bana yüklediler, bak yüklediler, çarpıyordu, erteledi, gönderdi, fırlattı. Kafadan attı. Kafadan attı mesela, yani kafadan uydurdu. Onu söylememişsiniz hocam resmen. O biraz daha böyle... Uydurmak. Uydurmak anlamına geliyor. O biraz daha böyle şey, argo tabir gibi olduğu için burada kullanmadık. Ama Türk Dil Kurumu'nda bunların hepsini kullanıyoruz. Peki. Arkadaşım attı. Nasıl yani? At da eskiden eşek oldu şimdi. Biliyorsun o güzel. Hani attı. Ha, hayvanlarla da arkadaşlık kurmamız lazım. Hatta bununla alakalı Barış Manço'nun çok güzel bir şarkısı var. Arkadaşım eşek diyor mesela. Daha ne desin yani. Şimdi bazen de senin arkadaşın at olabilir. Sonra eşeğe dönüşmüş olabilir. Ama at eşeğe nasıl dönüşebilir ki Tonguç, ben onu merak ediyorum. Şey hocam. Katır oluyor benim. Katırla yani. Beraber oluyorlar. Neyse sıkıntı yok. Şimdi
altı çizili pardon aşağı altı çizili sözcük veyahut da nokta nokta sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisini numaralanmış alanlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır diyor. Bak bu bir soru kökü. Sen hemen bakacaksın buraya diyeceksin ki ben bu anlamları bunun yerine koyabiliyor muyum? O şekilde yakalayacaksın. Şimdi gelelim gerçek, mecaz, terim, ses, teş, somut, soyut kelimelerine. Bunlar zaten lokum kadar kolay. Burada hem taktiğini verdik hem de örneğini verdik. Genelde gerçek anlamda somutluk, mecaz anlamda soyutluk vardır. Bu depo boş dediğimizde bu gerçek anlamdır. Boş sözlerle beni oyalama, bizi oyalama dediğimizde bu mecaz anlamdır. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Terim bir bilim, sanat, meslek dalı ile ilgilidir. Bazı sözcükler ek olarak türer. Buradaki ek dediği tabii ki dil bilgisindeki ekler. Eş anlamı biliyoruz. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcükler. Zıt anlamı ise birbirine tamamen karşı olan sözcükler. Anılarını anlatıyor, hatıralarını anlatıyor. Anı ve hatıra eş anlamlı. Bu gıda yararlı, bu gıda zararlı. Yararlı ve zararlı zıt anlamlı. Sesleşik, yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı olan sözcüklerdi. Çay kenarında çay içler. Allah Allah. Yani bu biri çay kenarı, ırmak kenarı, diğeri ise bildiğimiz tavşan kanı çay. Somut ve soyutta ise beş duyu ile ayrılıyordu. Somutlar duyu organlarımızla algılanabiliyordu, soyutlar ise algılanamıyordu. Şelalenin sesini duyduk dediğimizde bu somuttu. Çünkü duyu organlarımızdan işitme duyusuyla hissedebiliyorduk, anlayabiliyorduk. Burada en çok şuna dikkat edeceğiz Songuç'um. İşte sıcak bir Temmuz sabahıydı. Burada hangi duyu var sence? Burada hocam korkma duyusu var. Evet çok güzel. Gerçekten korkma duyusu diye bir duyumuz var. Ne diyorsun Tomuç? Bak görme. He dokunma duyusu var. Harikasın bak. Görme, işitme, koklama, tatma var. Bir de dokunma duyusu var. Dokunma duyusu daha çok böyle işte hava soğuktu diye tenimizden hissettiğimiz kısımlarda kullanıyoruz. Buna dikkat et. Yansıma sözcüklerde doğada duyduğumuz bir sesin yazıya aktarılması diye. Kuş cıvıltıları dediğimizde cıvıltı yansıma sözcüğü. Cik cik öttüm. Evet cik cik öttü dediğimizde var. Ama kuşlar ötüyor dediğimizde yansıma sözcük yok. İkilemelere baktığımızda ise ayrı yazılıyorlardı. Sabah sabah, iyi kötü, ıvır zıvır bunlar hep ikilemeydi. Şimdi hemen bordo bereli bir sorumuz var. Bu konuda da esasla bordo bereli soru olma ihtimali çok zayıf. Niye? Çünkü zaten biz bunların hepsini yaparız. Biz zaten bordo bereliyiz değil mi Tonguç'um? Şimdi burada beceri temelli soru yani yeni nesil soru ne demek biliyor musun? Öğrencinin dostu soru demek. Öğrenci üstte konuyu anlatan sonra ben... Ne biçim bir dost? Olmaz olsun böyle dost hocam. İşte konuyu anlat... Düşmanlarımın başına. Ben bu konuyu sana anlattım. Bak böyle örnekler de verdim. Hadi şimdi sen yap. Aslında cevap da Ceyhan dese neyse bu kadar olacak yani. Ne, onun gibi bir şey yani. Şimdi hemen bakalım. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına gerçek anlam. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Örneğin acı sözcüğü acı biberi pek sevmem cümlesinde gerçek. Acı poyraz iliklerimize işte cümlesi ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Şimdi buna göre hangilerinde mecaz anlamı kullanılmıştır diyor numaralanmış sözcükler. Neşet Ertaş hüzünlü türkülerle, türkü burada normal, gerçek anlamda sesini duyurmuştur. Bozlağı feryat olarak tanımlayan sanatçımız, sanatçı da gerçek. Almanya'da yaşadığı yıllarda, yaşamak da gerçek. Gurbeti de tatmıştır. Ha gurbet tatmak, gurbet bir tatlı değil ki tatsın. O zaman dört cevaplarımızın içinde olacak. Tüm bu yaşanmışlıklar onun bozlaklarına yansır. Dinleyeni tam kalbinden yakalar. Ondaki güçlü aşk, güçlü derken böyle of amma kaslı falan o değil. Amma kaslıymış gerçekten de. Aşktan bahsediyoruz. Aşk kaslı olabilir mi? Burada bahsedilen çok derin aşk yani çok yoğun aşk demek istiyor. O yüzden 4 ve 5 yani derin seçeneğinde mecaz anlamda kullanılmış sözcükler. Başka bir soruya bakıyoruz. Durmak sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Salonun duvarındaki eski saat durmuş yani ne olmuş? İşlemez olmuş, çalışmamaya başlamış. O zaman buraya hemen D seçeneğini yazalım. Çekmecesinde açılmamış bir kutu ilaç duruyordu. bir yerde vardı yani bulunuyordu. Burada da yine C seçeneğini kullanabiliriz. Yani çekmecesinde açılmamış bir kutu ilaç bulunuyordu. Türklerin yüzlerce yıl önce kitabeleri hala duruyor. Hala varlığını sürdürüyor diyebiliyoruz. Bu da A seçeneği ama dikkat etsen Bursa seçeneğinin cevabı yok. Sen de benimle beraber bu soruları hızlı hızlı yapabilirsin Tonguç'um. Şimdi geldik hemen diğer kısmımıza. Deyim atasözüne ve ardından da deyim atasözünden sonra da hemen şeyle bitireceğiz. Nedir onun cümlede anlama gelmeden bitireceğiz. Şimdi deyimler en az iki sözcüktür Tonguç'um. Çekimlenebilir. Vur dibine kazmayı. Evet gerçekten. Dam üstünde saksan vur dibine kazmayı. Gerçekten çok yoğun bir anlam içeren. Domdom kurşunu değdi. Evet bunlar türkü. Kaşlarımın arasına. Deyim söylüyorum hocam ben. Bunlar deyim değil Tonguç'um. Bunlar Türklerimizdeki güzel ifadeler. Domdom kurşunun kaşlarımın arasına değdi falan. Gerçekten çok sanatsal yaklaşıyorsun bugün. Tebrik ediyorum seni. Deyimlerde genelde bir mecazlık söz konusu. Seni bekleye bekleye ağaç olduk. Adam gerçekten ağaca dönüşmüyor ki yani artık beklemekten sıkıldım diyor yani. Bu hareketleriyle göze girmeye çalışıyor. Gözün içine girmeye çalışmıyor ki burada bir mecaz anlam var. Burada deyimin günlük hayatta nasıl kullanıldığını düşüneceksin. Cümleye katlı anlama bakacaksın. Ve genellikle bir benzetme ilişkisi olduğunu bileceksin. Mesela burun kıvırmak
diyorsun. Yani önemsemek. Havalara uçmak, insan ne zaman havalara uçar? Sevindiği zaman. Yani sevince hoba hoba diye zıplıyorsun, oradan havalara uçtu anlamı geliyor. Burun karıştırmak. Öyle bir deyim yok, saçmalama. Var hocam, içerideki partikülleri dışarıya çıkarmaktır. Hayır, partikül martikül ne diyorsun? Yarabbim. Tonguç'um, öyle bir deyim yok. Burun kıvırmak var ama burun karıştırmak diye bir deyim yok. Atasözüne baktığımızda cümle şeklinde kalıplaşmış, gerçek ve mecaz anlamlı olabilir. Genelde tecrübe kaynaklı öğüt bilir. Mesela ağaç yaşken eğilir. Burada gerçekten mesela sen şu anda gençsin. Yani böyle genç yaşlardasın. Şu anda eğildin yoksa odun gibi kalırsın Tonguç'um. Gözden ırak olan, yani gözden uzak olan gönülden de uzak olur diyor. Bak bunlar hep atasözü. Burada atasözlerin bazısı tamamen gerçek anlamdayken bazısı tamamen mecaz anlamda olabiliyor. Bazen de hem gerçek hem mecaz anlamda oluyor. Gerçekten de ağaç yaşken eğilir. Yani çok yaşlı bir ağaca bükmek çok zordur. Ama burada anlatılmak istenen insanlar genç yaşta yetiştirilir demek istiyor. Burada hem gerçek hem mecaz anlam var mesela. Damlaya damlaya görülür. Gerçekten damlaya damlaya görülür ama burada anlatılmak istenen sular idaresi için söylenmemiş. Burada söylenmek istenen şey küçük birikimler büyük sermayelere ulaştırır. Gülü seven dikenine katlanır. Evet, yani gülün içinde diken var, bazen elimize batsa da çok seviyoruz o kırmızı gülü. Burada da bazı güzellikleri isteyenler bazı sıkıntılara katlanmalıdır diyor. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki değerlerden hangisi bu atasözlerine herhangi biriyle ilgili değildir diyor. Yalnız taş duvar olmaz. Şimdi bak, şöyle bir taştan duvar olur mu? Olmaz. Ama bir sürü taşı düşünelim. 1, 2, 3, 4. Şöyle taşlar, bak ne oldu? Bir duvar oluşuverdi. Neden? Çünkü birlikten kuvvet duvarla aynı anlamda. O zaman burada işbirliği yapmak anlamına geliyor. Buraya hemen A seçeneğini yazdık. İşten artmaz, dişten artar. Gerçekten çok para kazanmakla para kazanılmaz. Biriktirmekle para kazanılır demek istiyor. Tasarruf etmekle, israf etmemekle para kazanılır demek istiyor. Bu da tutumlu olmak. Bu da B seçeneği. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Şimdi burada da deve böyle şöyle uçuruma gelir. Deve diyor Tonguç'um. Deve sesi çıkardım hocam. Ama orangutana benzedi bu daha çok. Neyse. Deveye benzemedi mi? Neyse. Bak deve geliyor, uçurumdan aşağı düşüyor. Niye biliyor musun? Saf, çünkü maltoz orada bir otu görüyor, atlıyor. Halbuki bir sakin olsa, sabrese, aç gözlülük yapmasa demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği. Ceyhan'la alakalı herhangi bir açıklama yok. Geldik son sorumuza, artık sözü alalım, bitiriyoruz. Sorun da gerçekten doğru. Ne diyorsun? Nasıl sevindim ben sonra? Nasıl seviniyorsun? Resen göbek atıyor. Arkadaşlar şu anda Tonguç burada göbek atıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Skandal yani. Ders bitiyor diye insan bu kadar sevinir mi? İnsan üzülür. Keşke ders devam etse. Keşke teneffüsü de alsa hoca der insan. Şimdi aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez demiş. Deyimler bir olayı ya da durumu etkileyici bir şekilde anlatmak için kullanılan söz gruplarıdır. Örneğin belli etmemeye çalışarak dinlemek anlamında kulak kabartmak, böyle kulağını kabartıyorsun, dinliyorsun. O zaman buraya C seçeneği geldi. Korku ve heyecan gibi nedenlerle söz söylemez olmak anlamında dili tutulmak, yani A seçeneği geldi. Kendisine zarar dokunacak bir durum meydana geleceğinden kuşkulamak anlamında da içine kurt düşmek. Acaba diye içine kurt düşüyor. Ama burada dikkat ettiysen D seçeneği alakalı, yani gözden çıkarmakla alakalı bir deyim açıklaması yok. O yüzden cevabımız Denizli. Hadi şimdi büyük kağıdımıza gidelim. Bakalım bize hangi konu bekliyor Tonguç. Evet, şimdi geldik büyük kağıdımıza. Sözcük anlamı bitirdik. Bayağı bak, burayı bitirmiştik, burayı da bitirdik. Hocam neredeyse bitti. Evet, nerede bitti? Birkaç video sonra bitiriyoruz artık. Cümlede anlama baktığımızda öznel, nesnel, cümlede anlam ilişkileri, cümlede kavramlar ve cümlede duyguları görüyoruz. Buradan da mutlaka iki, bazen de büyük soraraktan üç soru sorabiliyorlar. O yüzden burada ilk başta öznel nesnene bir %60 çıkar, yani üç ifadesini koyalım. Çünkü bunu Milli Eğitim Bakanlığı sormayı seviyor. Cümlede anlam ilişkilerinden %100 soru geliyor. Yani kesin mi hocam? Kesin soru geliyor. Bunun soru gelmediği sene ben hiç görmedim. Yıllardır, yani neredeyse 89 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Mutlaka cümlede anlam ilişkileri soru geldiğini görmüşsünüz. Osmanlı zamanından mı geliyorsunuz? Osmanlı, yani böyle halifelik vardı o zamanlar tabii, daha şimdi kaldırıldı. Ama o zamandan beri öğretmenlik yapıyorum. O zaman da bunu soruyorlardı. Yine aynı şeyi soruyorlar. Cümlede kavramlarda ise biraz daha azaltar. Kavramın üzerine odaklanmıyorlar. O yüzden buraya 3 diyorum. Cümlede duyguları da mutlaka soruyorlar. Ama bu son yıllarda beceri temelli sordukları için bunu biraz daha sözel mantık sorusuna kaydırdılar. O yüzden buraya da yine 3 rakamını koyuyorum. Hadi şimdi gel konuyu hızlı bir şekilde teşekkür öğrenelim. Teşekkür ederim hocam. Geldik Türkçenin en kolay konusuna, yani cümlede anlamı. Bayılıyorum cümlede anlamı. Evet, birçok öğrenci bayılıyor. Hatta bu yüzden hastanelerde bayağı bir hasta var. Saçma sapan espriyle başladık. Cümlede anlam neden bayılıyorlar biliyor musun? Çünkü çok kolay bir konu. Öznel nedir, nesnel nedir? Bunu zaten ta ilkokul 4. sınıfta öğrendik. Bu kadar basit şeyleri zaten biliyoruz biz. Cümlede anlam ilişkileri, cümlede kavramlar, cümlede duygular. Hemen konumuza geçelim. Şimdi ilk başta taktiklerle gideceğiz. Öznel nesnel yargıda cümlenin başına bence gelebiliyorsa cümle öznel, gelemiyorsa nesnel. Mesela şairin son kitabında 50 şiir var bence. Bence 50 şiir var. Öyle şey mi olur canım? Olmaz yani. Saçmalama şey. Ya 50 şiir vardır ya 49 ya 48 ya 52. Yani bunu bence diyemezsin. Ama şairin son kitabında bence etkileyici şiirler var. Bak burada etkileyici ifadesi öznellik kattı ve cümlenin içine bence gelebiliyor. O yüzden bu kadar basit. Demek ki bence getirebiliyorsak
öznel getiremiyorsak nesnel. Neden sonuç ilişkisine baktığımızda niçin, neden, sebep gerçekleşiyor, buna dikkat etmemiz lazım. Yağmur yağdığı için pikniği erteledik. Bak pikniği ertelemişler. Yani gerçekten sonuç gerçekleşmiş. Neden ertelemişler? Neden ertelemişler? Yağmur yağdığı için. Ama amaç sonuç ilişkisinde daha gerçekleşip gerçekleşmediği belli değil. Bak alışveriş yapmak için mağazaya gitti. Bak ama daha gitti mi, alışveriş yaptı mı yapmadı mı, bunlar tam net belli değil. Bak burada yağmur yağdı ve piknik ertelendi. Burada ise alışveriş yapmaya gitti. Mağazaya gitti ama daha alışveriş yapıp yapmadı, dönüp dönmedi belli değil. Bir amaç var, bir istek var. Ve dikkat etsen burada birazcık üzüntü var Tonguç'um. Burada ise biraz daha mutlu. İnsan alışveriş yapmak için oh ne güzel para harcayacağım diye gidiyor. Burada ise piknik ertelenmiş. Bütün maç falan hepsi yalan. Valla babam hiç mutlu olmuyor alışveriş yapılmasından. Tabii babalar genelde birazcık sıkıntılı oluyor. Yani sevmiyorlar. Çünkü alışveriş yaptıkları zaman parayı hemen çarçur olacak diye korkuyorlar. Gelelim buraya. Cümlede SSA varsa... O zaman koşul sonuç ilişkisi var. Bu da ne demiştik bunlara? Babaanne cümlesi. Dikkatli olmazsan düşersin. Gibi cümleler. Yani çalışırsan başarırsın. Ödevini bitirirsen dışarı çıkarsın. Bitirmezsen çıkamazsın. Siz babaanne oldunuz mu hocam hiç hayatınızda? Ben anneanne oldum Tonguç'um. Nasıl babaanne oldum? Ya, ne diyorsun Tonguç? Ben nasıl anneanne? Nasıl babaanne? Daha Jack genç bir hocayım ben. Niye böyle şeyler söylüyorsun bana? Karşılaştırmaya baktığımızda ise karşılaştırılacak iki şey olmalı. En, daha, farklı, olarak gibi sözcükler. Mesela en varsa bir cümlede kesin karşılaştırma vardır. Kardeşim benden daha inatçıdır. Bak burada da karşılaştırma var. Niye? Kardeşiyle kendisini karşılaştırıyor. Veya en inatçı işte Orkay'dır. Orkay çok inatçı olduğunu söylüyor ve diğerleriyle karşılaştırıyor. Sınıfın en dalgozuyum. Evet mesela Tonguç sınıfın en dangozudur. Demek ki diğerleriyle Tonguç'un dangozluğu karşılaştırılıyor ve zirveye Tonguç oturuyor. Tanımlama ise bu nedir sorusunun cevabı. Sözcük anlamlı ses veya ses birliğidir. Sözcük nedir? Sözcük budur. Burada şuna dikkat et. Güneş dünyanın ısı ve enerji kaynağıdır. Evet, güneşin... Ay dünyanın uydusu hocam. Harikası. Yanlış biliyorsunuz. Ben seni kandırmaya çalışıyorum ama gerçekten kanmadın. Burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Güneş nedir sorusuna cevap vermesi lazım. Mesela güneş yeryüzünü ısıtır. Bu tanım cümlesi değil. Bu bir bilgi cümlesi. Yani güneş yeryüzünü ısıtır. Güneş nedir? Yeryüzünü ısıtır. Nedir yani? Nedir yani? Onu söylememiz gerekiyor. Şimdi ön yargı, önceden yargıda bulunuyorsun. Bu dizi tutmaz diyorsun mesela. Varsayımda tut ki diyelim ki öyle kabul edelim ki diyorsun ve tut ki sınavı kazandın. Hangi okula gitmek istersin gibi ifadelerde bulunuyorsun. Tahminde olabilir ifadesini görüyoruz. Bu yıl takım şampiyon olur. Bu net bir cümle. Bu yıl şu takım şampiyon olabilir dediğimizde olasılık olmuş oluyor. Bu tablo üç duvar atsanız daha iyi olur da bir öneri, bir tavsiye görüyoruz. Terliyken soğuk su içme, uyarı. Keşke derslerime düzenli çalışsaydım. Pişmanlık. Akıllı telefon dediğim böyle olur dediğimizde de beğeni oluyor. Şimdi hemen yeni nesil beceri temelli üstte bilginin verildiği bir sorumuzu çözelim. Diyor ki bu açıklamaya göre hangisinde nesnel bir anlatım var sorulmuştu. Öznel anlatım kişisel görüşler içerir biliyoruz. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzaktır. Kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Demek ki kanıtlanabilir nesnel, kanıtlanamayan öznel. Şimdi bizim mantığımız neydi, bizim taktiğimiz neydi? Bence ifadesiydi. Necati Cumalı'nın doğup büyüdüğü Urla'daki evin ikinci katında bazı özel eşyaları ve eserleri sergileniyor bence. Buraya bence diyemezsin ki zaten net bir bilgi vermiş. Bir kartal yuvasını andıran kalenin burçlarından kentin harika manzarasını izleyebilirsiniz. Bak bence diyebilirsin. Niye bak harika manzara sence harika mı? Bir kartal yuvasını andırıyor sence andırıyor. Burası badem ağaçlarının bembeyaz çiçekleriyle kaplandığı ilkbahar aylarında zarif bir gelini anımsatır. Bence bak gelini anımsatması, zarif olması bunlar bir özellik. Kentin okyanus kıyılarındaki muhteşem sahilleri bence masalsı bir tatile davetiye çıkarıyor. Bunlar da hep özel ama A seçeneğinde bence demiyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.